له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وتابعيهم اجمعين Başka maktab adlılar, başka hürmetlerler Allah-u Teala'yadan deyişli. Biz anlamına maktab, anlamına yerden soyumuz. Anlamına yardım olma yol varız. Nefselerimizin huzurluğundan, amellerimizin aşarından biz Allah-u Teala'ya sığınamız. Kimde Allah Rabbimiz kuzunun kin rahmetli ve merhametli bilen doğru yola gündürse, anı hiç kim kadaştırmaz. Kimde Allah Rabbimiz kuzunun kadirliği bilen kadaştırsa, anı hiç kim doğru yola gündürmez. Şahitlik birem şunlukta Allah'tan başka hiçbir ibadet kılmalarının zatı yok. Yalnız kul anın dindeşi yok. Hem şahitlik birem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu hem ilişkisi iken de girer. Allah anın ahli beyinde sahabelerken tabiretlerge hem kuru yoldan barışı başa mümin Müslümanlara Allah'ın selamı, rahmetli ve bereketli olsaydı. Allah Rabbimiz Kur'an'da üzerinde sarandıklı cinkan kişiler kurunda bulaydı psikaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نفس سرالقتان تيشلار dünyada da ahirette de onuşka yürüşüşlerdi. İkinci bir ayette ise Allah Rabbimiz buydu. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا Allah uğruna özlerinin mallarından kişinin hem gündüz, yaşının hem aşık, diyan edilesen idi vakitte, miravuşça sadaka verseler de, nefaka buluşularla birgen sadakaları için ecir sevapları Rabbuların karşılığında bulur. Alarga kıyamet gününde hiç kaygını hem kurku bulmaz. Rivayet edile Ali radıyallahu anh'ın dört dirhemi var idi. Hem o dört dirheminde sadaka edip tarata, hem her bir dirhemin ayrı bir türlüydü. Misal üçün ol birisini kursatıp, ikincisini yaşarın, üçüncüsünü karanlık işte, birisini yoktur da sadaka kula. Allah Rabbimiz bu ayetini alın kurumda indi. Hem de Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem, Gali'nin çoşulay işlemini sebebi sorabaş, Allah, Gali radıyallahu anh'a cevap verir, Allah bu sadakalarını birersin, belki kabul indirdiği bir türlü şehir paradın diye cevap verir. Allah ilçesi saranlıklı kalıplarda talep kulağının sebebidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehirden bitirilgen hadiste ayda İyâkum ve zulme fe inne zulme zulmâtun yevmel kıyâme. Siz zulümden saklanınız çünkü zulüm kıyamet gününde karanlık olup gelirdi. Vettekû şuhha fe inne şuhha ehleke men kânu kablekum hamelekum alâ emsefekû dimâekum ve istehallu mehârimekum. Şulayı saranlıktan saklanınız. Çünkü saranlık sizge kadar bulanlarını helak etti, alarını birbirisinin kollarını kuyuba, karanlarını helakle şıkarılarına getirdi diye. Şulayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanının neticesi bularak yumartlık kelimin asızlıkla bide. Ebu Hurayra'dan getirilgen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. لَا يَشْتَمِعُ غُبَارُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَضُحَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَشْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا. Bir vakitte de Allah yolunda tırışıp yürgen kişilerine yığılan tuzan, hani cehennem tuzanı, cehennem tüzünü birge bulmazdı. Yani ihlastan Allah Rabbimiz Han'ın peygamberi, anın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kursatıp kaldırmak için tırışmışlar, cehennemden kirmeslerdi. Şulay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, hem bir yürekte, yani kişinin yüreğinde bir vakitte de iman bile soranlık birge yığılmazdı. Eğer de kişinin imanı var iken, demek ki netice olarak yumartlıkla varlıkla gelirge deyişti. Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem dedi, onun yumartlığı kulplerinin dinge kirmine sebep olduraydı. Misal için 630 yılında Mekke'ni yollap Allah, Huneyn soğuşunda Allah ilçesine en ulu vakitte İslam'da bulmayan Sehvan İbn Umeyye yer verir. Huneyn gazvatından sonra Müslümanlar bir kuf ganimet malı yollak alırlar. Şularını parak birgende Allah ilçesi Sehvan'ın bir üzerinde tuturgan dünya sarı gece sihir kütüllerine kızılıp paragan size hem de ide. Ey Ebu Vahid,
Сенга бу үзәнлек кушыйма? Үзәнлек дигәнең максаты инде шушы тутыручы маллар кушыйма сенга ди. Икесе җавап бирә әйеде. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу үзәнне тутырган бер күпләр сенеке булсын ди. Бу сүзләрне ишеткән Сафуан инде шатлыгыннан кычкырып ук җибәрә, пәйгамбәрдән башка берәү дә мондый эшкә сәләтле түгел ди. Һәм инде шушы сүзләрне әйтеп бирә, шәһадәт кәлимәләрен әйтеп ислам дин кабул итә һәм инде Kavim ile baytak hürmette, ey Kureyşler, ey kavmim, İslam'ı kabul ettiniz. Allah bile ant edem, Muhammed şurada bulaklar yazı ki, eytirsinle o hayişlikten kurulmaydı. Hasan ibn Sabit, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kumartlığı turunda şurada sözlerine de. Şehadet sözlerinden kala Allah kişisinin sülaminde yok sözü bulmadı. Yani biz Allah'tan başka hiçbir ibadet kılırma layık uzat yok dedikleriz. Ne şu sözlerden, şu şehadetten yok sözünden başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bir vakitte de yok sözü bulmadı diye. Eğer de şehadet kelimelerinde bulmasa diye, onun bütün eyden sünnetinde yok sözü bulmasa diye. Cebir radıyallahu anh ve de Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem'in nerse turuna sorasalar da bir vakitte de yok bir cevap vermedi diye. Hem şu Cebir radıyallahu anh ve belli bir vakitte bir vakit Zedrik gazvatından kaçtan şapta Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem Cedir'in yanına ilerleyen kamşuşu şunun sebeple buruşları var ikendirin bile. Hem de sıraştıra düşkeş bu kanun ülkesinde var ki bir dünya varlığın bile. Hem Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem Cedir'e şunday teklim yazıyor. Neden değilsin bana şu dünyanı sat? Hem bir yakışıklı beye ya, kıymetli, kıymetli, yakışı, uğuşlu sövde olaydı. Şuşu diyanı bana satırsın, lakin indi şart bulutura, sen ona oturup Medine'ye kadar kaytırsın. Hazır bana kapşırma malını diye. Hem de Cebir radıyallahu anh ve rizalaşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sövde kilişu varlıkta kile. Hem Medine'ye kaytkaç da Cebir aşka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e adım hüyesini koluna tapşırlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şiratında şuşa diyanı biri Cedir'e bulak gitti. Hem de Cedir'e de Allah kişisi minden diyanı satıp alıp mina kiri bulak gitkeş min tanış bir yakıtını şıraktır. Buna halde ana sebep birleş kul attıram. Demek bu senin diyanı satıp aldı da sana kiri bulak gitti deyip pat pat sıkabatladı. Emin her bir kul sırağan sayın eyye 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 deyip durdum diye. Allah kişisi sallallahu aleyhi ve sellem de yumart kişi Allah'ka, cennetke kişilerine yakın, cehennemden yırak. Soran kişi Allah'tan yırak, cennetten yırak, kişilerden yırak. Lakin cehennem kutuna yakın değil. Yumart adam Allah'ka soran zahitten, yani dünyadan vazgeçken kişilerine kararında da yakınıraktır, süyüklüraktır diyor. El-Esvet'ten getirilen جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ Bir vakit bir kişi diye Abdullah ibn Mas'ud bu indi sahabeler arasından da en valimler birisi Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh yanına bir kişi geldi hem etti diye ey Ebu Abdurrahman min korkam üzerine halak bulundan diye hem de Abdullah ibn Mas'ud soruyor bunun sebebi nersesin, nerses seni şulay korkutadı. Tekise ide, سَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُولْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُوَ الْمُفْلِحُونَ Min Allah-u Teala'nın tübendeki ayetlerini işittim. Kim de kim kuzunun nefsin saranlıktan emin kula, yani saranlıktan kutula, ne şular buna dünyada hem ahirette oğuşka yaşıcılar diye sözler. وَاَنَا رَجُلُ شَحِيْفٌ لَا اَكَدُ اَنَا اُخْرِجَ مِنْ يَدِ شَيْئًا Mina kilgende, min soran kişimin, min kulumdan bir vakitte eybir çıkarmıyım, yani eybir yerge ezir tügülmüm diye. Hem de şu sıfatım beni halak gittir deyip korkam diye. Abdullah ibn Mas'ud anlatıp bir bu ayetini لَيْسَ ذَٰلِكَ بِشْرُفْكِ اللَّذِي زَكَرَ اللّٰهُ فِي الْقُرْآنِ Allah Teala Kur'an'da iska alan soranlık mıdır yılmıyor diye. اِنَّمَا شُرْفُ اللَّذِي زَكَرَ اللّٰهُ فِي الْقُرْآنِ اَنْ يَقْتُلَ مَالَ اَخْرِيكَ ظُلْمًا وَلَكِنْ ذَلِكَ الْمُخْلُ وَبِكْسَ شَيْءُ الْمُخْلُ Allah-u Teala Kur'an'da iske ala tırgan soranlık kul Müslüman kardeşinin malın zulüm bile tartıp alın. E bu senin soranlığına kirgen dedi. Bu bizim şeyken de kısmırlık. Nindir başar sıfattır o kısmırlık.
ısmarlıdır Peygamber Abdullah ibn Mas'ud ana anlatar. Abil Fiyaş el-Esedi diken kişiden getirilen bir haberde Kuntu atufu bil beyti faravaytu raculen yakula Allahümme kini şubha nefsi. Min bir vakit Kabe finali tavaf kılganda bir bir atını gördüm. Anın duası kıskaydı, ol ya Rabbim beni, ey Allah beni soranlıktan saplasan idi deyip kına dua kılaydı. Ve ne yazı dua ederdi? Hem şu sözlerle o bir sözde üstlenme gidildi. Hem ben anan soradım şu şimdi kıskadına duanın sebebini. Ne için soranlıktan saplanın durumda bana soruyup son sende. Hem de tekisi sözlerini anlatıp bire, inni ida ukuytu şubha nefsi, lem esrit ve lem ezin ve lem ehber. Eğer de min bir soranlıktan da emin olsam de, min kurban meşakım, min zinakım meşakım, min birini bin aşağıda işlem meşakım de. Ve izâ raculu Abdurrahman ibn-i Avfi radıyallahu anh. Sonundan bilgiler olan şey, şu şey, dua kılışı kişi, isen vakıtta olup, cennet bile süydürgen onun birisi Abdurrahman ibn-i Avfi dedi. Hem o şınak da bir yuvarlılığı bile meşhur kişidir. Одним из неисчисляемых нравственных качеств пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, была щедрость. Самый щедрый из людей, он проявлял особое великодушие в священный месяц Рамазан. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал молитву в мечети. Вдруг он поспешно ушел домой и тут же вернулся. Когда сподвижники спросили, почему он уходил, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ответил, «Мне дали немного золота для благотворительности». Мне бы не хотелось оставлять его у себя дома даже на ночь, поэтому я принес его в мечеть, чтобы раздать. Наше имущество – это дар Всевышнего, одно из имен которого Аль-Карим, наиболее щедрый. Мусульмане убеждены, что все приходит от Господа и к нему возвращается. Поэтому все, что мы, все, чем мы владеем, это лишь нечто, что мы обязуемся хранить, защищать и поделиться. Третьих, скупого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, непременно призывал его к щедрости и добродушию. Ибн Аббас, радиаллаху анхума, передал его слова. Верующий не станет есть, когда его сосед голодает. От другого сподвижника также дошел хадис. Верующий наивен и благороден, а несчастливец опытен и низок. Сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше всего осознали, насколько цена и важна щедрость. Как-то один человек встретил Абдуллаха ибн Умара, радиаллаху анхума, и он покупал корм для своего скота, долг. И тот это ему показалось странным, ведь только накануне он получил в подарок 4000 дирхамов и покрывало. Когда тот человек пожелал узнать причину покупки в долг, выяснилось, что Абдулла ибн Умар еще до наступления темноты успел раздать все деньги нуждающимся, и даже покрывало ушло как садафа. После кончины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, великая засуха постигла людей. Они пришли к Абу-Бакру за помощью, но казна оказалась пустой. Абу-Бакр, радиаллаху анху, в то время являлся халифом, наместником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как раз в это время караван Усмана, радиаллаху анху, полный продуктов, провизии, прибыл из Дамаска. Торговцы собрались у его дома и предлагали огромные деньги за его товар. Усман отказал им со словами, что отдаст свой товар только тому, кто даст за него высшую награду. Он так и поступил, отдав все голодающим людям Медины. Он не взял с них ни дирхама. Усман знал, что награда Господа будет куда более великой. Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил, что кто намерится сделать благое дело и совершит его, то Аллах запишет за это дело от 10 до 700 и более добрых дел. Аллах Раббыбыз хар баршаларыбызга дамытлы иман, тауфик, хидаят, истихамат, юмартлык берсейді, хамидді біздің нәфсілерімізні, күнлерімізні, сораңдық, тан соқласайды енді, хар баршаларыбызны шушылайды, көп, бұндан да көбірек сонда жәнеттерді жейсайды. Ва қолу қауи хәді вастағфируллаха ли ва лакум, ва лисайи би жамаати муслимин, инна хуббал ғафуру рахим, ассаламу алейкум. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى
İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme gfir lil mu'minina ve mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahyâ'u vel amvât. Allahümme a'izzel islâme ve ansuril muslimîn varfa rayetel islâmi fevka kulli şi'ar ve vaffir kulâtel umûri ilâ mâ tuhibbu ve terzâ. Ya Rabbel âlemîn. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihim ecma'in ve akimussalâh.